İngilizlerin devleti İslam alemindeki münafıkları tek tek seçer. Biz nasıl Müslüman seçiyoruz, değil mi? Takva insan, güzel insan, güzel ahlaklı, vicdanlı insan. İngilizlere, derin devlete de derdi ki ya bu millet içinde en ahlaksız, en haysiyetsiz, en şerefsiz, en pislik, en yüzü kara böyle, kulağı kesik, her türlü haysiyetsizliğe yatkın, kendini beğenen, egoist, bencil, psikopat, manyak karakterli, ruhu karanlık, iblis varsa gidip araştırın, bize haber verin derler. Bunlar da adamlar gidip bulur. Onlar zaten kendini gösterir. Ben şeytanım diyeyim, bağırır onlar. Onlar reklama meraklı olurlar. Burada şeytan var, haberiniz var mı diye haber verir. Çünkü hadiste diyor, Deccal şeytanları çağırır. Demek ki var, hazır ki çağırıyor yani. Onlara gidin, insanların Rabbi olduğunu söyleyin der diyor. Onlar da dünyaya dağılır. Her türlü pisliği, melaneti, pisliği, kötülüğü insanlara anlatırlar ve yayarlar. Yani Müslümanların başına bela olmaya çalışırlar. Küfre yalakalık yaparlar. Deccaliyeti de dünyaya hakim etmek için uğraşırlar. Ama bu tabi deccaliyet, Firavun devrinde de var. Nuh devrinde var. Efendim, her devir var. Hazreti İbrahim devrinde var. Bak şeytanlar gidiyor, aynı zamanda Deccal'i buluyorlar. Diyorlar ki şeytanlar Deccal'e ne istersen söyle yapalım. Yalakalık yapıyorlar. Bak gidip buluyorlar. Yani o onları bulmuyor. Aynı zamanda onlar da onu buluyorlarsa. Bir tek öyle değil. O da hadi gidin insanlara benim onlar Rabbi olduğumu söyleyip deyip her birini bir tarafa salacak. Yani görevlendirecek, artık o onun elemanı oluyor. Derin devletin casusu, elemanı oluyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Medineli Allame Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci. Kürt asıllı büyük bir alimdir, mücedditir aslının. Müceddidi ve müçtehididir. Kıyamet alametleri eseri, Kıyamet alametleri isimli ünlü eserini söylüyor. 212-213. Deccal'in yalakaları diyorlar ki, biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Yani psikolog. Çünkü onlar ağızda işte İngilizlerin devletine de gerekirse senin yanında da saydırır yani. Karşıyız der. Çünkü onun kulağına gitmeyeceğini düşünür. O özel yazışmasında sadakatini gösterdi Deccaliyete. Yani Müslüman'ın yanında Deccal'e karşıymış gibi olur. Ya yani ben der işte şuna karşıyım, buna karşıyım, PKK'ya karşıyım, bölünmeye karşıyım, İngilizlerin devletine karşıyım, sayar da sayar. Müslüman'ın yanında bunu söyler. Ama Deccal'ın yanında öyle konuşmaz. Deccal'ın yanında o derin transa girer, o şeytani karakterine bürünür, o iblis karakterine. Simsiyah olur böyle, manyak bir ruha bürünür. Ondan sonra konuşmaya başlar. Bak diyor ki, biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyoruz. Bu münafıkların kendi aralarındaki konuşmalar. Bak diyor ki, bak Deccal'le sohbet edecekler. Deccal'le. Görüyor musun? Yani yüzüne karşı söylüyorlar. Konuşuyorlar yani. Yani kendi aralarında münafıklar. Deccal dedi, münafıkların kendi aralarındaki konuşmaları. Biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Yemeğinde yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyoruz. Nuaym bin Hammad'dan, yine Berzenci'nin eserinde 231. sayfada. Yemeğinde yemek, ağacından faydalanmak. Yani ağaç o masonik terimlerde de vardır şeyler, başka o aile demektir yani ağaç, şecere, o topluluktan, o insanlardan faydalanmak. Yemekten kasıt da her türlü çıkardır, gelecek korkusu, geleceğinin sağlanması, gelecekte sağlayacağı yiyecekler, içecekler, her türlü menfaat.